Genel izleyici için uygundur. Senin Türk ekranlarından herkese merhaba. Ben avukat Nehir Kılıç. Yaşama dair programında sizlerle beraberiz. Bugün yine koronavirüsüyle mücadele ettiğimiz şu zor günlerde internet ve internetle beraber dijital bağımlılıktan bahsedeceğiz. Bu konuyu masaya yatıracağız. Bunun için akademisyen, yazar, doktor Murat Dağıtmaç'ı davet ettik programımıza. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, iyi olmaya çalışıyoruz. Evet, aynı zamanda da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doktor öğretim üyeliği de yapıyorsunuz. Evet, doğrudur. Evet, dijital bağımlılık dediğimizde bunu nasıl tanımlarız? Dijital bağımlılıkla alakalı bu yaş grubuna göre değişebilir ama biz şu şekilde tarif ediyorum ben. Ee, eğer dijitali kullanmadığınız zaman, eğer aklınızda kalıyorsa sürekli orada artık dijital bağımlısınızdır. Yani sürekli dijital telefonu bıraktığınız zaman, bilgisayarı bıraktığınız zaman sürekli olarak acaba orada bir şey yazıldı mı, ne oldu, ne bitti gibisinden sorular sürekli sizi e, rahatsız edip de eliniz sürekli telefona kayıyorsa dijital bağımlısınızdır. Eyvah, Bunu eyvah. net olarak telendirebiliriz yani. Evet peki bu bağımlılığın üstesinden gelmek için neler yapılabilir? Yani e, şu anda dijitali çok yoğun bir şekilde e, kullanmaya başladık Türkiye olarak hatta dünya olarak da e, kullanmaya başladık fakat Türkiye'de e, dünya ortalamasının çok üstündeyiz bu noktada. E, fakat verimli kullanıyor muyuz? Kesinlikle verimli kullanmıyoruz. Daha verimli kullanmaya başladığımız takdirde dijital köleden daha verimli hale nasıl getirebildiğimizi öğrendiğimiz takdirde artık o bağımlılıktan çıkıp verimli hale e, getirebiliriz ama burada kesinlikle yasaklamak gibi ...tedbirler bunun önüne geçmeyecektir. Bunu bilsin sayın seyircilerimiz. Peki izleyenler. verimli hale getirmenin yollarından bahsedebilir misiniz? Verimli biraz? hale getirmek için ilk önce e, ebeveynlerin, eğitimcilerin e, ve devletin artık bu işe girmesi lazım. Yani şu anda daha çoğunlukla biz bunu dijital yerli ve dijital göçmenler olarak nitelendiriyoruz. E, bu dünyanın artık patronu dijital yerli dediğimiz genç yaşı... ...yani ufak yaştaki genç arkadaşlar, bizlere göre daha ufak yaştaki arkadaşlar... ...orayı bilinçsiz bir şekilde kullanıyor. Çünkü kişilikleri tam oturmamış olduğu için kişiliklerini bile orada tutturuyorlar. Fakat dijital göçmenler olarak bizim yaş kurumuzdaki insanlar orada olmadığı için... ...verimsiz bir şekilde kullanıyoruz. Biz dijital göçmenlerin artık o dijital dünyayı daha verimli bir şekilde... ...kullanmaya başladığımız zaman da normal hayatı aslında oraya yansıtmamız lazım. Bu yüzden de o yaşı büyük ebeveynlerin, eğitimcilerin, bu alandaki rol modellerin o dünyayı aktif şekilde kullanması gerekir diye düşünüyoruz. Evet. Peki siber zorbalık diye bir şey duyarız ve bu siber zorbalığın açılımını ben de çok merak ederim. Bunun tekniğine teknik olarak anlatımı nedir? Siber zorbalık nedir? Ve aynı zamanda da Bununla nasıl başa çıkılabilir? Burada çoğunlukla siber zorbalığa maruz kalanlar genç ufak genç arkadaşlar. Yani bu dijital dünyadaki zaten o üst akıl diyebileceğimiz kitlenin hedef kitlesi dijital yerliler. Yani yaşı genç ufaklar ve maalesef burada daha çoğunlukla maruz kalanlar e, genç kızlarımız oluyor. Maalesef. Yani e, burada... Tehdit olabilir, şantaj olabilir, her türlü şekilde psikolojik baskı da dahil olmak üzere her türlü vaka ve birçok öğrenci de veya birçok genç arkadaşımız da siber zorbalık yaptığının farkında değil. Bunun içerisinde e-spor dediğimiz oyunların içerisinde bu siber zorbalıklar yapılabiliyor. Sosyal medya platformlarında yapılabiliyor, WhatsApp platformlarında yapılabiliyor. Buradan korunmak için ilk önce genç arkadaşların çok fazla bu mecralarda özel şahsi bilgilerini paylaşmaması gerekir ve kesinlikle gerçek dünyada, Tanımadık kişilerle de e, diyalo çok geçmemesini tavsiye ederiz. Özellikle o kişilere fotoğraf ve bunun gibi özel bilgileriniz, özel dokümanlarınızı kesinlikle göndermemesini tavsiye ederiz ki bu süreçle siber zorbalama maruz kalanlar dünyada hani e, intihara kadar giden eğilimleri görebiliyoruz maalesef bu noktada. Ama velilerin bu noktada biraz çocuklarınıza biraz daha böyle bir denetim altına tutması gerekiyor diye düşünüyoruz. En azından bilgilendirmeleri lazım bu dünyayı daha verim nasıl kullanmaları gerektiği noktasında. Evet çok üzücü tabii bunlar. Peki evet. nasıl denetim altına tutabilirler? Bahset yani baştan da bahsettiğim üzere artık bizim bu dijital yani şimdi ben dünya Türkiye'nin birçok yerinde seminerler veren birisiyim. Hem milli eğitime bağlı veli akademilerinde de bu şekilde seminerler veriyoruz. Genç arkadaşlara bu şekilde seminerler veriyoruz. Veliler ve eğitimcilerimiz çok bu dünyadan bir haberler. Hmm. Yani e, oradaki tehlikelerle alakalı konuştuğumuz zaman, genç arkadaşlar hocam biz bunu biliyoruz diyor ama tehlikenin farkında değil ama e, büyükler bu konulara kalış bir bilgisi yok. E, dediğim gibi, yani o dünyaya girmeleri lazım, girmedik, girdikten sonra çocuklarla beraber otursun, Oyun oynasın yani e-spor dediğimiz veya işte online oyun dediğimiz internet oyunlarını beraber süreci e, içine girdikten sonra çocuğun psikolojisini anlamaya başlayacaklar. Hmm. İşte o zaman da çocuk da diyecek, ha ben buna güveniyorum şu anda dijitallerle dijital göçmen dediğimiz kavramın altı dolu. Yani hmm. hakikaten farklı dil konuşuyoruz farklı şeylere inanıyoruz o çocuklarla o genç arkadaşlarla biz aynı yerde yaşasak bile aynı Türkçe konuşsak bile emin olun e, aynı duyguları paylaşmıyoruz önce aynı duyguları paylaşmamız lazım. öncelikle bebeğin eğitimi, yetişkin eğitimi Kesinlikle. şart öyleyse. peki dijital bağımlı olan bir kişi siber zorbalığa da açık hale mi gelmiş olur? Kesinlikle. Oluyor? yani e, dijital bağımlı olan kişi zaten gerçek hayattan daha çoğunlukta e, dijital dünyada vakit geçirdiği için güven duygusu orada gelişmiştir, güvendiği arkadaş çevresi oradadır. Hatta dijital aile dediğimiz kitleler oluşmaya başladı. Yani rol model aldığı kişilerden, annesinden, babasından, sözünden daha çoğunlukla mesela K-pop sanatçısının sözünü dinleyebiliyor çocuk yani sosyal medya üzerinden Hı -hı. haliyle e, orada daha çok vakit geçiren kişiler biraz daha risk altına diyebiliriz. Evet dijital bağımlılık da buna e, bunu tetikleyecek gibi Kesinlikle. düşünüyoruz. Peki yeni nesil hastalıkların ve içinde bulunduğumuz bu sürecin e, hem bu koronavirüs süreci hem de internet bağımlılığı ve dijital bağımlılığın arttığı bu süreçte transümanizm ve dijitalizm gibi konularla bir bağlantısı var mıdır? Şimdi e, yaklaşık ben iki seneden beri. Ee, seminerlerinde bu dijital dönüşümden bahsediyorum. Mesela e, mesleklerin değişeceğinden, hatta BBC'nin yaklaşık 2 sene önce yapmış olduğu bir e, veride şu anki mesleklerin %60'ı 20-25 sene sonra olmayacağını. E, artık, e, artık cebimizdeki normal paradan parayı kullanmayacağımızı söylediğim zaman insanlar biraz ütopik geliyordu bunlar. Yani distopya olarak geliyordu fakat bu artık dijitalizmin geri dönüşü yok. Yani ben desem ki bunlar ki öğrencilerle görüştüğünüz zaman yakın zamanda uzak denetim sistemini çok fazla kullanacağız. Yapay zeka devreye girecek, VR gözlükler devreye girecek dediğimiz zaman öğretmenler diyor ki ya normal eğitim, yüz yüze eğitimi karşılamaz. Veya işte parayı kullanmayacağız. Ya olur mu elimde para alma lazım diyordu. Evet. Şu geldiğimiz süreçten sonra Çocuklar dedik ki eve okula gitmeyeceğiz. Kimse sesini çıkartmadı. Herkes dedi ki tamam uzakta eğitim yapalım. Dedik ki parayı kullanmayacağız. Ya zaten paraya dokunmayacağım diye. Evet, bu evet, sefer evet. tam bir hazır hale geldik ve maalesef üzülerek söylüyorum bu koronavirüsü bir başlangıçtı. Başlangıç. Evet akademisyen yazar doktor Murat Dağıtmaç bugünkü konuğumuzdu. Murat Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Verdiğiniz değerli bilgiler için tekrardan e, teşekkür ediyoruz. Yaşama Dair programın sonuna geldik efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Mutlu günler diliyorum.